Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu akıllı telefonlar için YouTube'da bulunan videoların URL'sini, linkini nasıl bulacağız ve YouTube'da bulunan kanalların URL'sini, linkini, kısa yolunu nasıl bulacağız? Dikkat ediyorum çoğu böyle akıllı telefonlarda bu linkin nereden bulunacağını çoğu kişi bilmemektedir. Bu konuda da hani bilmeyenler için bu videonun yardımcı olacağını düşünüyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ilk başta başlamadan önce YouTube'u açıyoruz. YouTube'da arama yerine herhangi bir arama yerine diyelim orman videoları, yani herhangi bir şey yazabiliriz. Fark etmez. Yazdıktan sonra arkadaşlar orman videoları ile ilgili tıklıyoruz herhangi bir tane videoyu. Video açılıyor. Sonra videoyu durduruyoruz. Şimdi arkadaşlar bu videonun görüldüğü üzere durdurduğumuz zaman ekranında bazı simgeler var. Bu simgelerden sağ üst köşede I harfinin hemen solunda bulunan sağa doğru ok işareti bu videoyu paylaşma anlamına geliyor. Buraya tıkladığımız zaman ok işaretine görüldüğü üzere nerelerde paylaşmak istediğinize dair şeyler çıkıyor. Bunlardan buradan bağlantıyı kopyalaya tıklıyoruz. Bağlantıyı kopyalaya tıkladığımız zaman bu videonun URL'sini kopyaladığı anlamına gelir, linkini. Şimdi deneyelim bakalım olmuş mu olmamış mı? Ekranı aşağı alıyoruz. Herhangi bir tane Explorer açıyoruz. Sonra kopyaladığımızı üst adres satırına yapıştırıyoruz. Sonra git dediğimiz zaman bekliyoruz açmasını. Görüldüğü üzere arkadaşlar videonun bağlantısını kopyalamış URL'sini. Şimdi arkadaşlar bu videonun URL'siydi. Şimdi bunu aşağıya alalım tekrardan. Tekrar YouTube'a geri dönelim. Diyelim aynı kanalın mesela kanalının kanal URL'sini, yani kısa yolunu bulmak istiyoruz. Kanalın üzerine tıklıyoruz. Hangi kanala bakacaksak direkt kanalın olduğu yer açılıyor. Kanal yeri açıldığı zaman arkadaşlar bu sağ üst köşede bulunan 3 tane noktanın olduğu yere tıklıyoruz. Burada ise paylaş var. Gene paylaşa tıklıyoruz. Burada yani burası kanalın linkinin URL'sinin olduğu yer. Buradan bağlantıyı kopyala diyoruz. Bağlantı kopyalandı diyor. Tekrar herhangi bir Explorer açalım. Bakalım kanalı gidiyor mu? Linki kopyalamış mı? Tekrar yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra git diyoruz. Ve bekliyoruz. Bakalım açıyor. Ve görüldüğü üzere arkadaşlar bu da kanalın URL'sini kopyaladığı anlamına geliyor. Kanalın da URL'si bu şekilde kopyalanıyor. Umarım hani bilmeyen arkadaşlara faydası olur. Bu video nasıl yapıldığını da öğrenmişlerdir. Arkadaşlar burada videomu bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz muhakkak abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve bildirim zil sesini de açarsanız daha sonraki videolardan haberiniz olur.
Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.